Milliyet.com.tr'den herkese mutlu bayramlar diliyoruz. Yanımda MasterChef'in son şampiyonu Metin Yavuz var. Her merhaba. Bayram birlikteyiz. Tekrardan merhaba. Geçen sefer biraz meyveli bir şeyler yaptık Ramazan diye. Evet. Yani o Ramazan'ın ağırlığını alsın diye. Bu sefer anam babam direkt kavurma yaptık. Evet. Güzel de olacak. Biraz benim tarifimde olacak. Biraz farklı bir konsept olacak. Bolu usulü diyelim. Aynen. Yine Bolu usulü. Ama bu sefer tam Bolu usulü olacak yani dedemle. Şu anda kavurmacı Efe Kemal'deyiz. Hayırlı uğurlu olsun Metin öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Geçen bayram biraz aslında konuşmuştuk evet. Ve bugün burada olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Bayağı çok hızlı da güzel ya. Olmuş. Evet. Gerçekten. Sağ İnşallah ol. Bol bereketli olsun. İnşallah. Bir hayal gerçek oldu diyebilir miyiz? Yani bir hayal gerçek oldu gerçekten. Hem dedemin adını yaşattım hem de dedemin tarifiyle. Yani dediğim gibi işte bu bize kavurma olayları, ustalık falan bunlar meşhurdur. İşte böyle bayram yemeği olur. İşte 3 köyde yani tek bir köyde 3 hane olur. Aşağı köy, yukarı köy, orta köy gibi. İşte herkesin ustası kavurma yapar. İşte biz de dedem yapardı onu. Pazar ekmeğinin arasına koy ye falan muhabbeti. Böyle düşünüyorum. Açacağım. 2 haftada da açtık. Çok da hızlı oldu. Çok birazcık da böyle farklı bir mantıkta açmak istedik. Yani işte kendi buğdayımızı öğütüyoruz. Yani sadece kavurma da değil. Kavurmayı en iyi şekilde yapıyoruz ama kavurmanın yanındaki ürünleri de en iyi şekilde olmasını sağlıyoruz. Güzel de başladık, güzel de gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Ama bereketli olsun dediğiniz gibi. Evet. Çünkü bayramdan yola çıktık yani. Neden Efe Kemal adı diyecektim ama aslında söyledin. Evet. Dedenden gelen bir, dedenin ismi ve dedenden gelen tarifler. Burada şunu da merak ettim, iksirli, iksirsiz kavurma var. O bende. Sırrı sende mi? O sırrı bende. Ya o bir baharat karışımı aslında. Birazcık böyle, yani bir ticari gözle bakarsan maliyetli bir baharat karışımı ama yani bu kavurmanın, yani şimdi ben size desem ki kavurma ekmek yemeye gidelim. Bu kavurmacının olmadığını düşünün. Korkarsınız değil mi? Ağır gelir falan diye. Şimdi yiyen misafirlerimiz her zaman aynı şeyi söylüyor. Ağır değil. Yani ben söylüyorum dönerden daha hafif. Çünkü işte o iksir orada. Sırrı o. Ama iksirsiz yerseniz ağır gelir tabii ki. Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi Kurban Bayramı ve tabii ki kavurma bizim en vazgeçilmez geleneğimiz. Kavurmanın iyi bir kavurma yapmak için ne gerekiyor Metin? Yani ne gerekiyor? Bir kere işte kurbanımız kesildikten sonra yani o eti birazcık dinlendirmek gerekir. Şimdi kurban kesildikten sonra direkt kavurma yapılıyor. O iyi bir şey değil. Et bir dinlenmeli. O işte ne derler? İşte ne kadar süre dinlenmesi lazım? Bence bir gece en az dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra kavurmamız bir gün sonra onu da akşama doğru yapılmalı ve sabırlı olmak lazım. Yani direkt böyle kavurup böyle bir saatte yemeyelim. Birazcık kavuralım, et piştikten sonra da bir saat o tencerenin içinde dinlensin, çeksin kendini. O zaman daha lezzetli olur. Kaç dakika pişirmek gerekiyor? 3 saat pişmeli. 3 saat en az. Ama kısık ateşte, yani bunun sırrı da şu. Her yemeği bence kısık ateşte pişirmek lazım. Böyle hızlı hızlı piştiği zaman ne oluyor? Et kendini sıkıyor. Bu balık için de geçerli, tavuk için de geçerli, et için de geçerli. O yüzden biraz sabırlı olmak lazım. Ve pişirdikten sonra tencerenin kapağını açıp hemen yememeliyiz. Altını kapatıp bir saat beklesin, ondan sonra yiyin. Zaten hava sıcak. Vallahi şimdi dediğim gibi birazdan geçeceğiz, yapacağız zaten kavurmamızı ama ondan önce bir tabii ki MasterChef'i de sormam lazım. Çünkü MasterChef All Star başladı ve seni de göreceğiz orada. Evet. İlerleyen dönemde diyeyim inşallah. Ya bu sene çok güçlü rakipler var. Var mı böyle gözüne kestirdiğin bir rakip? Ya herkes rakip tabii yani ama şey, şöyle diyeyim, MasterChef'in sağ solu belli olmayan bir yarışma. Harbiden zor yani. Bir gün dalgınlığınıza gelir. Çok iddialı konuşmaya da gerek yok. Benim biliyorsunuz, ben hep hayırlısı evet. Olsun derim. İddiamız tabii ki var. Yani bir yarışmaya katılıyorsan başaramayacağına inanmadığın bir yarışmaya girmezsin yani. Normalde iddiaya bile girerken inanarak girersin değil mi? Evet. Yani ben inanmadığım bir şeyin iddiasına girmem. Ama inandığımı da çok belli etmem. Hayırlısı olsun diyorum. Yani orada rekabet evet çok fazla ama MasterChef'te şöyle bir gerçek var ki gerçek dostluklar da çok fazla gördüğümüz kadarıyla. Evet. Yani gerçekten oradan ayrılanlar birbirlerine sürekli destek oluyorlar, iyi arkadaş oluyorlar. Ben yakinen de gördüm bunun örneklerini. Senin böyle en yakın gördüğün kim demeyeceğim aslında, biliyorum ama evet. Kimi desteklersin mesela orada? Ya benim mesela Eren abiyle aram çok iyi.
Ya bu dükkan açıldığından beri de, hatta bir gün şöyle bir geçen haftaydı, iki hafta önce falan Barbaros'la Hasan geldi ziyarete buraya. Ama burası o kadar yoğun ki. Eren abiyle beraber geldiler, üçü geldi. Ben ağlayacağım yani, şurada oturup ağlayacağım, yetişemiyorum çünkü. Dedim ki Allah rızası için tezgah geçin, bana yardım edin. Tam 3 saat boyunca işini gücünü bıraktı adamlar, burada yardım etti. Yani bu şey, MasterChef ailesi diye bir durum gerçekten var. O normalde herkes yalan olarak anlıyor ama eğer gereken birliği sağlayabilirsen, ki bu gerçek. Biz mesela geçen Tahsin'in açılışı oldu. Hep birlikte toplandık, gittik. Yani hep bir destek var. Evet. Herkesin birbirine gerçek bir desteği var hem de. Ve maddi, manevi hani bir şey gözetilmiyor. Sadece yardım ediyor. MasterChef bambaşka bir şey. İnşallah devam eder yani. All Star falan ilerler. Güzel bir program. Sence sonuçta kim kalır? Zor bir soru sordum ama. Yani bu sene hiç belli olmaz. Çünkü şey, herkesin bir kurul düzeni var. Şimdi ben bir otelden çıkıp yarışmaya gitmiştim. Hayat bambaşkaydı. Şu an başka bir hayatla başka bir şekilde gidiyorum. Şampiyon olarak gidiyorum. Onun bir sitesi olur, şey olabilir. Ben merakla bekleyeceğim ve izleyeceğim. Şu an zaten başladı, izliyoruz ama. Ya benim biliyorsun, benim iddialarım son 5'ten sonra falan başladı. Evet. Yani ben ceketi falan giyerim böyle, hani tamamdır. Dedim ki bundan sonra bir şey olmaz ama böyle en başta iddia koymak çok iyi bir şey değil. Yani bizim dönemimiz oldu, en başta iddia olmalar gitti yani. Evet. Yani iyi yemek yaparım, susarım. Sessiz ve derinden en güzel. Ben bayağı acıktım. Geçelim mi kavurma yapmaya? Geçelim. Ne yapalım? Tamam, o zaman yapalım biz abi. Gidiyoruz kavurma yapmaya. Bizde birazcık kavurma usulü farklı yani, her yöreye göre değişebiliyor. Biz sadece gömlek yağı kullanıyoruz. Yani iç yağ kullanarak yapıyoruz kavurmayı. Doğrama şekillerimiz farklı ama pişirimde çok bir farklılık yok. Şimdi ufak ufak başlayalım, hep birlikte de görmüş oluruz. Şimdi ilk önce gömlek yağını boşaltıyoruz ama ondan önce soğan atıyoruz. Bugün 10 kilo kavurma yapacağım. 10 kilonun içinde 3 kilo yağ olacak. Yağımızı sürekli kavuracağız. Altın sarısı olana kadar kavrulacak, iyice de eriyecek. Az önce gördüğünüz değirmende öğütülen buğday vardı. Şimdi bizim buğdayı kendi yapmamız sebebi de aslında bu bayram kavurmasının bir hikayesi var. En baştan anlatayım ben. Şimdi benim dedem bayramlarda kavurma yapardı. Bu dedemin usulü yapılmış bir kavurma. Ve pazar ekmeği derler. Bizde böyle haftanın böyle bir günü, salı günleri pazar olur. Pazardan ekmek alınır. İşte bayram haftasına denk getirilir. İşte et kavrulduktan sonra işte pazar ekmeğinin arasına koyulup yenir. İşte ben bunun tadı çok özlediğim için aslında biraz ekmek arası kavurma yapmak istedim. Ama bunda böyle usulüne uygun, hani bize yakışır bir şey olsun diye. Buğdayını öğütüyoruz. Kendi unumuzu yapıyoruz. Kendi unumuzdan da ekmek yapıyoruz. Çünkü bu unda katkı maddesi olmuyor. Yaklaşık normal unlarda 50'ye yakın bir katkı maddesi oluyor. Bizimkinde katkı maddesi yok. O yüzden kimsenin midesine oturmaz. Kimseyi rahatsız etmez. Hazımsızlıkta da sıkıntı yoktur. Yani bizimki hikayemizde kaliteli 10 numara yemek. Tek ürün, tek dükkan. Şimdi yağımız yeterince kızdı. Şimdi bunu anlamamızın sebebi de şu. Altın sarısı hale gelmesi gerekiyor. Eğer yanarsa, yani kararmaya başlarsa yanar. Yani yağ yanar. Yakmadan tam böyle altın sarısı iken atıyoruz ve kefini çıkarmamasını sağlıyoruz. Şimdi parça parça koyacağız. Çok üst üste atmayacağız. Şimdi etin mühürlenmesini bekleyeceğiz. Sürekli karıştırmak çok iyi bir şey değil. Yani bunu bir tur karıştırıp sonra kapağını kapatacağız. Altını kısacağız. Yaklaşık 3-3,5 saat kendi kendine kısık ateşte pişecek. Bir saatte demlendireceğiz. Sonra hazır olacak. Bir tur karıştırdım. Çok fazla karıştırıp çok fazla oynamıyoruz çünkü kefini salar. Karıştırdıktan sonra ortasını açtım. İçinde yeterince suyu var. Zaten kendi su miktarı yeter. İlave bir su karıştırmaya gerek yok. Tuzunu en son piştikten sonra atıyorum.
Kapağını kapattım. Altını da kısıyorum. 3 saat pişecek, 1 saatte dinlenecek. 4 saat sonra görüşürüz. Kavurmalarımız hazır. Hazır. Yani merakla bekliyorum gene yemek için. Vallahi ben yemeyeceğim galiba. Neden? 100 kilo oldum. Açıldığından beri her gün 2-3 tane kavurma yiyorum. Ben zaten şu an bana bakıyor böyle yemek istiyor. Ne zaman buluşsam ben de artı 1 kiloyla dönüyorum. Bugün gene öyle olacak muhtemelen yani. Yani bilemedim. Ne yapsak? Yiyelim ya. Yiyelim bence de. Bugün yiyelim. Bayram bugün yani. Bugün o güne girelim yani. Bayramdır diyeyim. Peki son bir bayram mesajına neler söylersin izleyicilerimize? Ya öncelikle herkese iyi bayramlar demek istiyorum. Ben şimdi bayram kavurması tarifi verdim. Böyle bayramda bol bol kilo alıyoruz ya. Evet. Bu kavurmayı denerlerse bol bol kilo almazlar. Gayet lezzetli, net olur. O yüzden şimdi herkese iyi bayramlar, afiyet olsun diyorum. İyi bayramlar, hoşça kalın.